Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün okula götürebileceğiniz iki tane tarif vereceğim ama bir tanesini önden paylaşacağım, çok uzun olmasın diye video. Başta ne yapıyorum, malzemeleri gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tüm malzemeleri ayarladım, başta birinci tavuklu sandviçle başlıyorum ve sos yapılışıyla başlayacağız, hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, bir karıştırma kabının içerisine şöyle iki tatlı kaşığı hardal ekliyorum, bu bir, bu da ikincisi. Şöyle bir yemek kaşığı tahin ekliyorum, sırada süzme yoğurt var, şöyle 5 yemek kaşığı da süzme yoğurt ekliyorum. 1, 2, 3, 4. Bu da beşincisi. Bunu kenara alırken hemen maydanozlar devreye girecek. Şöyle bir parça maydanozum var. Bunları böyle ince ince doğramak istiyorum. Sağa sola saça saça doğruyorum bunları. Şimdi bunları bir şöyle bir toparlıyorum. Bunu da karıştırma kabına aldım. Şöyle bir parça tuz. Şimdi burada ne yapacağım? Şöyle limonu görüyorsunuz arkadaşlar. Mis gibi şöyle kabuğundan bir parça üzerine aktarıyorum. Ekstra bir aroma verecektir. Lezzetini havalara patlatacak. Bu kadar yeterli. Bunu bir parça kenara alıyorum. Bizi kenarda beklerken sabırsızlıkla biz de şöyle limonumuzu ikiye aldık. Korkup ürkmesin diye tekrardan yanımıza çektik onu. Ve hemen akabinde içerisine bir limon dokunuşu yapacağım. Şöyle çeyrek limon sıkın. Fazla değil arkadaşlar. Bu kadar yeterli bunun için. Artık bunu karıştırabilirsin. Tek parça haline gelene kadar durmayın. Üzerine gidin onu. Evet, sosumuz hazır. İnanılmaz lezzetli oluyor böyle. Bunu kenara alıyorum. Hemen ne yapacağım arkadaşlar? Malzemeleri doğramakla başlıyoruz işe. Şimdi şöyle bir adet domatesim var. Sandviç domates. Domatesi sever. Onun için ne yapıyoruz? Şöyle ince ince doğramakla başlıyoruz işe. Ne kadar ince o kadar güzel olur arkadaşlar. Baskın olmasın, öne geçmesin domates lezzeti. İnce ince doğramakta dediğim gibi fayda var. Bunların hepsini böyle doğruyorum. Domatesler tamam. Bunları kenara alıyorum. Sırada turşularım var. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Turşuları önce kendi zeminine aldık böyle. Hemen ardından şöyle tutuyorum ve bunları şöyle yanlamasına keseceğim. Sen nasıl istiyorsan o şekilde kesebilirsin. Evet, hepsini doğradım. İstediğim kıvama geldi. Geldiler bunlar. Bunları da aldım şöyle. Bunları da kenara alıyorum şimdilik. Şimdi de tavukla buluşacak olan malzemeyi hazırlayacağım. Şöyle tutuyorum. O şapkasını çıkardım. Daha sonra akabinde şöyle kenardan açıyorum onu. Ona fazla zarar vermeden şöyle bir açarsın. Zemine vurarak o çekirdeklerini al. Ardından şöyle tutup ince ince kesersin onu. Görüyor musun? Aynen bu şekilde. Jülyen şeklinde doğruyoruz yani arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Uzun ince keserek kıvama getiriyorum bunları. Şimdi şöyle 2 adet biber doğradım arkadaşlar. Orta yerinden de kesiyorum bunları. Bunları şöyle bir tabağa alalım. Bunlar da hazır. Evet, sırada kırmızı biberler var. Kırmızı kapya biber içinde şapka kısmını alıyorum. Aynı yöntemi buna da uyguluyorum. Şöyle tutuyorum. Kenarından açtım onu. Fazla çekirdeğini tutarsın, alırsın. Bunu da aynı yöntemle şöyle tutuyorum arkadaşlar. Şöyle ince ince kesiyorum. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde. Evet, kırmızılar da hazır. Bunu da şöyle ortadan ikiye bölmek istiyorum. Bunu da kenara alıyorum. Bir parça da soğan doğramak istiyorum. Şöyle yarım soğan yeterli olacaktır bana. Şöyle tutuyorum. Bunu da ince ince doğruyorum. Bunu da kenara alıp artık tavuklarımla ilgilenebilirim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle tavuk sarmalarım var arkadaşlar. Kemiği alınmış. Bunları jülyen jülyen doğrayacağım. Hepsini kullanmayacağım. 5 parçasını kullanacağım. 5 parçayı da nasıl yapacağız? Şöyle tutacağız. İnce dilimler halinde böyle uzun uzadıya jülyen şeklinde yine keseceğim arkadaşlar. Tüm tavukları bu şekilde kesiyorum. Tavuklar da hazır olduğuna göre artık ne yapabiliriz? Pişirmeye geçebiliriz malzemeleri. Ocağın altını açıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine şöyle bir parça sıvı yağ. Hemen akabinde soğanlar devreye giriyor. Daha sonra buna ufak tefek göbek attırma çalışmaları yapıp daha sonra kendi haline bırakacağız. Evet, soğanlar böyle karamelize olduğu zaman hemen devreye ne girecek? Tavuklar gelecek arkadaşlar. Tavukları da şöyle tutuyorum. İçerisine aktarıyorum. İkler iklemez hemen yayın. Böyle tavukları biraz burada huzursuz etmek gerekiyor. Kendi içerisinde sağa çek, sola çek. Onunla oyna biraz. Tavuk suyunu bırakacak. Suyunu çekecek. Ondan sonra artık diğer malzeme ve baharat girecek. Evet arkadaşlar, suyunu çekti. Dibinde sadece yağ kaldı. Göbek attırıyorum ki biraz rahatlasın tavuklar. Rahatladıktan sonra hiç boş durmuyoruz. Ne yapıyoruz? Şöyle biberleri içerisine atıyoruz. Attıktan sonra hemen üzerine bir toz biber çalışması. Bir parça şöyle karabiber çalışması yapıyoruz. Karabiber buna çok yakışacaktır. Mutluluktan havalara uçacak malzemeler. Çok az da tuz ve ne yapıyoruz? Bunlara göbek attırmaya devam ediyoruz. Şuna bakın, tüm malzemeler bir harmanlanacak. Aşklarını taze edecek. Mutluluk çığlık seslerini duyacağız ve ne yapıyoruz? Şöyle bir parça daha pişireceğiz. Hafiften hafiften biberler kendinden geçtikten sonra altını kapatacağız. Evet arkadaşlar, biberler hafiften hafiften öldü. Ben çok az da dişe gelsin istiyorum. Bir tanesi intihar etti orada. Ve ne yapıyorum? Bunların altını kapatıyorum. Çok fazla öldürmeyeceğim. Sen istiyorsan öldür onları. Tavuklarımız hazır. Hemen ekmeğimizi hazırlayalım. Ardından malzemeleri ekmeğe dizeceğiz artık. Evet arkadaşlar, şöyle bir ekmeğim var. İçindeki tavuğu kenara aldım. Ve ne yapıyorum? Şu uç kısımlarını şöyle hem yağ bulacağım hem çıtırlaştıracağım. Böyle ateşin
altı, ocağın altı yanıyor. Bu şekilde bırakıp uç kısımlarının çıtır çıtır olmasını sağlayacağım. Evet arkadaşlar, bu alt kısımlarında kendi isteğime göre çıtırlaştırdım. Ekmeği hazır, hemen içini dolduralım. Evet arkadaşlar, başta dediğim gibi şunu bir zemine aldım. Bunu aldıktan sonra yapacağınız işlem çok basit. Bundan sonra bebek oyuncağı, şöyle bir sosumuz vardı. Bundan bir parça alıyorum şöyle. Şöyle ekmeğin içerisine akıtıyorum. Akabinde şöyle bir sürersin. Görüyor musun? Mis gibi, peynir gibi, sürdüğün gibi hem görüntüsü patlayacaktır hem de lezzeti. Efsane oldu. Sosumuz tamam. Sırada pişirmiş olduğumuz tavuklar var. Bunlar da şöyle tuttum. Arasına ne kadar istiyorsan o kadar ekle. Bu tamamen sende. Ben de kendi isteğime göre şöyle içerisine gelişi güzel aktarıyorum arkadaşlar. Sırada üzerine roka dokunuşu geliyor. Rokaları şöyle dizdi. Şöyle 2-3 parça domates dokunuşu yapıyorum bunlara. Son olarak da turşu. Turşuyu da kendi isteğine göre ekleyebilirsin. Bu ekstra bir çıtırlık verecektir zaten sana. Ve sandviçimiz hazır arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aynen bu şekilde bunu tutarsın. Afiyetle tüketirsin. Efsane oldu. Çıtır çıtır mis gibi. Tavuklar sulu sulu. Efsane bir şey. Evet arkadaşlar, ve ne yapıyorum? İkincisini yapmayacağım. İkincisi eğer bu çok beğenilirse yorumlarda belli edersiniz. Hemen bunun tadımına geçeyim. Beğeni alırsa ikincisini de yapacağım arkadaşlar. Hemen sunum yapmaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, yanıcılarını da aldım. Şöyle buzluğa atmış olduğumuz bir bardağımız var. Bunun içerisine şöyle beyaz kola ekliyorum. Boldan boldan ekledim onu. Şöyle bunu da arkadaşların arasına aldım. Ve ne diyoruz şimdi? En sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Ve şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. O yapmış olduğumuz sos var ya, ya inanılmaz yakışmış buna. Şöyle devam ediyorum. On numara 5 yıldız diyebilirim. Yani bunu böyle büyük, büyükçe bir ekmeğe de yapabilirsin. Malzemeleri iyice sıkıştırırsın. Bir kağıda sararsın. Okula götürürsün. Bunu afiyetle tüketirsin. Ve bence pratik bir tarif. Zor bir tarif değil arkadaşlar. Böyle okula, iş yerine, her yere gider bence. İstersen domatesini eklemezsin, ekmeğini çok sulandırmak istemiyorsan. Bu sana kalmış tabi. Ya da ayrı bir kaba koyarsın, daha sonra içerisine eklersin. Yani çözüm çok. Şunu da yapabilirsin. Yanına ufak kaplara, daha doğrusu ne yaparsın? İstediğin sosları alırsın, üzerine sıkarsın. İstersen mayonez, istersen ketçap, istersen hardal. Bunu taşlandırırsın, ödüllendirirsin. Ondan sonra keyfini çıkarırsın. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsiniz diyorum. Bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.